Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulü muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. suat Mekke 10. Sifir 61. Kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 72. Bölüm Hac ve Sırları Hac, Allah'ın insanlara bir emridir. Unutkan diye nitelenmiş babamızın verdiği söz nedeniyle. Hepimize farzdır fakat biz yerine getirmeyiz farzın gereği baş üstü edilmektir. İhram giyme nedeniyle kendini yasaklarsan ve bir yoksul ve fakir kalarak soyutlanırsan her şeyden. Onun hali her menzilde ve durakta seni davet eder. Giyinik ve soyunuk bir halde. Menzillerin her birine. Açta Rahman'a yakından icabet edilir. Ledünni bir kulun ve İlyas'ın niteliğiyle. Oruç ve sılay rahim gibi ibadetler ondadır. Ve de namaz Cömertlik ve üzülmenin hükmü ondadır. Tavaf'ta öyle anlamlar vardır ki hiçbir şey benzemez ona. Cinlerin ve insanların Rabbinin tereddüdünden başka. Ben düşkün olduğum her ben düşkün olduğum halhallerin katiliyim yani onları öldürdüm. Tavaf esnasında küpelerin ve vesveselerin de katiliyim. Muhassapta el ferdin yasasına uygun düşer. Taş atmak kurunturalla vesvese veren şeytana Allah onu tahsis etti annesinin karnında, giyinerek ve horlanarak, vak ve gününde. Müzdelife'de ise cem içinde fark halinde ol. Bu fark nedeniyle sana bir sorumluluk yoktur. Allah ile değil de Allah için hac yapan kimse kendi karanlığı nedeniyle lambanın ışığıyla koşan adama benzer. Sımsıcak, sım sıcak ve bulutlu bir günde ibret alınız. Nefeslerimin insanlara söylediği hususlarda. İşleri başıyla sonuyla düşünebilirsen eğer, ilahi bir düşünme ile duyumsama arasında olursun. Üzüntüyü görmekten sakın, sonra korkuyu, tıpkı yer ve gök gibi say ederken. Minada kurbanı öyle bir nitelikle kes ki, kurban esnasında o nitelikle şiddete çağrılasın. Saat tekliğini bozacak bir ikilik ve çiftlik yoktur. Bekçiler ve korucular arasında sakınılmıştır o. Koku yayar, öpen sanki bal tatmıştır çiçeğin ve bahçenin güzellikleriyle kuşatılmış bir halde niteliğimin ulaştığı kimseyle yaralanmıştır. Bu yaradan ise kurtuluş yoktur. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki sözlükte hac maksada ve amaca yönelmeyi yinelemek, umre ise ziyaret demektir. Allahu Teala dostu İbrahim'e hitap ederken evimi kendisini tavaf ve secde edenler için temizle diyerek Kabe anlamındaki evi kendisine ait yapmış ardından o evin insanlar için yapılmış ilk ibadet hane olduğunu bildirerek şöyle buyurmuştur. İnsanlar için yapılmış ilk mescit mübarek Mekke'dedir. Orası insanlar için hidayet kaynağıdır. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren kimse güvendedir. İnsanların evini ziyaret etmeleri Allah'ın onların üzerindeki hakkıdır. Bu nedenle Allah onu arşının benzeri ve örneği yaptığı gibi onu tavaf eden insanları da ayette zikredildiği gibi arşın etrafında dönerek onu öven meleklere benzetmiştir. Başka bir ifadeyle melekler Allahu Teala ve Tebarike'nin övgüsünü dile getirir. Bizim tavaf esnasında Allah'ı övmemiz ise onların Allah'a övmeleriyle karşılaştırılmayacak kadar üstündür. Fakat Kabe'yi tavaf eden herkes bizim burada anlatmak istediğimiz övgünün farkına varamaz. Şöyle ki Allah'a bilenler Subhanallah yani Allah'a tesbih ederim veya elhamdülillah alhamd Allah'a etti veya la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dediklerinde iki mertebeyi ve iki sureti kendinde toplayan özellikleriyle bunu söylerler. Böylelikle alemde kendisini zikreden her bir parçayla Allah'ı zikrederlerken aynı zamanda kendisine ait isimleriyle de onu zikretmiş olurlar. Sonra onlar zikrederken kullandıkları bu kelimelerle akıllarına gelen anlamları değil bizzat Kur'an-ı Kerim'de belirtilen anlamları kastetmişlerdir. Onlar Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem buyruğuyla Allah ehlidir. Çünkü onlar Kur'an ehlidir ve Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Kur'an ehli Allah'ın nehli ve seçkinleridir. Başka bir ifadeyle onlar kendisini överken Allah'ın vekilleridir. Onların övgüleri nefsane bir çıkarın veya dünyevi bir seçimle kirlenmediği gibi aynı zamanda kendiliklerinden bir övgü ortaya koymuş da değillerdir. Öyleyse Allah onların övgülerinden sadece kendisine yaptığı övgü işidir. Bu durumda söz konusu övgü Allah'a ait nezih, temiz, dünyevi kirlerden arınmış bir övgüdür. Allahu Teala peygamberine şöyle hitap eder. Allah'ın sözünü duyması için onu komşu edin. Burada sözü peygamberine değil kendisine tamlama yapmıştır. Allah mümin kulunun kalbini saygın bir ev ve büyük bir harem yapmış, gök ve yer kendisini sığdıramazken bu kalbin Allah'a sığdırabildiğini belirtmiştir. Buradan müminin kalbinin bu evden kesin olarak daha üstün olduğunu anladık. Kalbe gelen düşünceleri ise Kabe'yi tavaf edenlerle bir tutmuştur. Tavaf edenler içerisinde tavaf ettiği Kabe anlamındaki evin saygınlığını ve değerini bilip layık olduğu şekilde kendisine davananlar bulunduğu gibi bu değeri bilmeyip gafil ve dikkatsiz kalpler Allah'tan başkasını zikreden dillerle onu tavaf edenler de vardır. Hatta bu insanlar çoğunlukla gereksiz ve yalan sözleri söyleyerek tavaf eder. Aynı şekilde müminin kalbine uğrayan düşüncelerin bir kısmı kınanan kötü düşünceler iken bir kısmı ise övlen düşüncelerdir. Allah tavaf eden hangi durumda olursa olsun her tavafı sahibine yazıp kendisinden meydana gelen hataları silerken hükümleri dış organlar vasıtasıyla duyu aleminde görünmediği sürece kötü düşünceleri de siler. Allah'ın evinde kendisine biat etmek üzere Allah'ın sağ eli bulunduğu gibi kulun kalbinde bir teşbih ve niteleme olmaksızın şanına yaraşır şekilde hakkın kendisi bulunur. Çünkü bu kalp onu sığdırmıştır. Tek başına sağ el ile hakkın kendisi karşılaştırılabilir mi? Mümin kulda iki eli diye isimlendirilen sağ el bulunur. Öyleyse kalp bilgi bakımından daha büyük ve daha kuşatıcıdır. Çünkü orası bütün niteliklerin toplandığı yerdir. Allah kendisi hakkındaki marifeti yerleştirdiğinde ise kalp Allah katındaki manevi mertebeye yükselir. Allah ilahi bir sır nedeniyle evine dört rükun yerleştirmiştir. Kabe altıgen olduğu için gerçekte bunlar üç rükündür. Birinci rükün görünüşte topuğa benzeyen taşı takip eder. Bu taş küp şeklindedir ve bu nedenle kübe benzetilerek kabi de isimlendirilmiştir. Evdeki bu üç rükünün batını yorumunu yaparsan onları hak kaynaklı düşüncenin karşılığı sayabilirsin. Diğer rükün ise batini yorumda melek kaynaklı düşüncedir. Üçüncü rükün ise nefs kaynaklı düşüncedir. Öyleyse hak kaynaklı düşünce zahirde hacer Esved'dir. Melek kaynaklı düşünce ise rükn yemanidir. Nevs kaynaklı düşünce ise başka bir şey değil, sadece Hacer'de bulunan altıgendir. Şeytan kaynaklı düşüncenin oraya girmesi söz konusu değildir. Nebilerin kalpleri de böyledir, tıpkı Kabe'nin şekli gibi üçgen şeklindedir. Allah, dördüncü rüknü izhar etmekle her neyi dilemişse onu şeytan kaynaklı düşüncelere ait yanmıştır. Rükün rükn-i irak, irakidir. Şam rükn ise nefsane düşünceye ait kalmıştır. Şeytan kaynaklı düşünceyi Irak rükrüne ait saydık. Çünkü şari orada şöyle denilmesini emretmiştir. Bölücülükten, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan Allah'a sığınırım. Her rükünde emredilmiş olan zikirle rükünlerin konumları öğrenilir. Müminlerin kalpleriyle peygamber nebilerin dışındaki korunmuş kimselerin kalpleri de bu dörtgen şeklindedir. Bunun nedeni Allah'ın peygamber ve nebilerini kendilerine vermiş olduğu ve onlara giydirdiği korunmuş özelliğiyle diğer müminlerden ayırt etmek istemesidir. Bir peygamberin üç düşüncesi olabilir. Hak kaynaklı, melek kaynaklı ve nefs kaynaklı. Bazen bu durum nebilikten büyük pay sahibi veliler için de gerçekleşebilir. Örnek olarak bu hal sahiplerinden biri olan ve kendisiyle tanışma imkanı bulduğum Telman ed ed dümbül dümbüliği verebiliriz. Kendinden söz ederek 50 küsür yıldır aklına kötü bir düşünce gelmediğini belirtmişti. Belirlerin büyük kısmında bu üç düşünce meydana geldiği gibi buna bir de Irak kaynaklı şeytane düşünceyi de eklerler. Bu bağlamda bir kısmını düşüncenin hükmü zahirde ortaya çıkar ki bunlar çoğunluktur. Bir kısmına ise düşünce gelir ve zahirlerin bir etki meydana getirmez. Bunlar ise Allah'ın korunmuş velileridir. Allah eve yani Kabe'ye ait ilk şekli dikkate alarak onun adına kendi suretinde bir hicri yaratmış, nebi ve peygamberlerden başkasının ulaşmasını engellediği için onu hicr diye isimlendirmiştir. Bu Allah'ın bir hikmetidir. Veliler Allah tarafından korunurken yani hıfz peygamberler ise masumdur. Allah ehlinden bir veli Abdullah bin Üstad el-Mevruri Böyle bir hadise anlatmıştı. Şeyh Abdurrezzak veya bir başkası, kuşku bana aittir, hatta hatta hatırladığım kadarıyla bir başkası olmalı. İblis'i görünce kendisine sormuş. Şey, Ebu Medyen ile ilişkin nasıl? Ebu Medyen tevhid ve tevekkül konusunda önder, vicaide yaşayan salih bir kuldu. Bu soruya karşılık İblis, onun kalbine attığım vesveselerde kendimi şöyle bir adama benzetirim. Okyanusa küçük abdestini yapan birine niçin böyle yaptın diye sorulduğunda kirleteyim de kendisiyle temizlik yapılamasın diye karşılık vermiş. Böyle birinden daha cahilini gördünüz mü? Ebu Medya'nın kalbinin karşısında benim durumum da budur. Onun kalbine her ne attıysam değiştirdi ve başkalaştırdı. Bu sözden iblisin velilerin kalplerine vesvese aktardığını bildirmiştir ki bu belirttiğimiz husustur. Onun peygamberlere ulaşmasına imkan yoktur. Evin yüksekliği 27 arşın, hicrin tepesinin yüksekliği ise 28 arşındır. Her arşın sadece keşf sahiplerinin bilebildiği ilahi emre ait bir ölçüdür. Bu ölçüler nefste gerçekleşen hadiseleri uygulamak üzere seyyar iman gezegenlerinin kendisini kat ettiği kalbin menzillerinin bir benzeridir. Bu menziller unsurlar alemine gerçekleşecek olayları ishar etmek üzere ayın ve gezegenlerin kat ettiği menzillerin tam bir benzeridir. Bu ikisinin arasındaki benzerlik harf harf anlam anlam gerçekleşir. Bilmelisin ki Allahu Teala Kabe'ye bir hazine yerleştirdi. Allah'ın peygamberi bu hazineyi ortaya çıkartmak ve infak etmek istemiş, bir yarar görerek bundan vazgeçmişti. Ardından Ömer o hazineyi ortaya çıkartmak istemiş, Allah'ın peygamberine uyarak arzusundan imtina etmişti. Söz konusu hazine şimdi de oradadır. Buna, bana gelirsek o hazineden Tunus'tayken 598 yılında getirilen altın bir levha bana da gösterildi. Levhada bir yarık vardı. Genişliği bir parmak, uzunluğu bir karış veya birer, biraz daha fazlaydı. Benim bilmediğim bir kalemle kendisine bir şeyler yazılıydı. Bunun nedeni benim ile Allah'ın arasında kalmış bir şeydi. Peygamber'e saygının bir gereği olarak Allah'tan o levhayı kendi yerine döndürmesini istedim. Onu insanlara göstermiş olsaydım hiç kuşkusuz hızlıca kıyamet kopardı. Yani büyük bir fitne ortaya çıkardı. Ben de aynı yararı gözeterek onu bıraktım. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlamsız yere onu bırakmış değildi. Ahir zamanda el-kaim bir emrillah yani Allah'ın emrini uygulayan Mehdi çıkarsın diye bırakmıştı. Söz konusu kişi daha önce yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmuşken orayı adalet ve barışla doldurur. O hazinenin bu halife eliyle ortaya çıkartılacağı hakkında belirttiğimiz anlamda bir hadis vardır. Burada hadisi öğrendiğim kimseyi de gördüğüm parçasını da zikretmeyeceğim. Aynı şekilde Allah Arif'in kalbine Allah'ı bilme hazinesini yerleştirmiştir. Arif bu sayede Allah'ın kendisi hakkında gördüğünü görür Allah'ın kendisi hakkında gördüğü şey ondan başka ilah olmadığıdır. Arif bu konuma Allah'tan başka kimsenin sahip olamayacağını bilir. Allah şöyle buyurur. Allah melekler ve ilim sahipleri Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık etmiştir. Böylelikle Allah kendisini bilmeyi Allah'a bilenlerin kalplerine bir hazine olarak yerleştirmiştir. Tevhid tanıklığı bir hazine olduğu için kıyamet günü teraziye girmemiş ve beyaz kesipten başka bir yerde varlığı ortaya çıkmamıştır. Söz konusu yer, cennetliklerin Allah'a ziyaret gününde gidecekleri yerdir. Tevhidin cismi ortaya çıkar ki bu da onun söylenmesinden ibarettir. Bu durum siciller sahibine dönük ilahi bir inayettir. Bu kişi için başka bir iyiliğe sahip olmadığından terazisine kelime-i söylemek konulur. Onun sadece sözüne bile hiçbir şey denk gelemezken ruhu ve anlamı hakkında ne söylenebilir? Öyleyse bu söz dünya ve ahirette sürekli saklanan bir hazinedir. Varlıklarda ve hakikatlerde ortaya çıkan her iyilik onun hükümlerinden ve hakkının bir yönüdür. Allah bu evi ki Allah ismini zikredildiği yerdir. Dört rükün üzerine inşa ettiği gibi kalbi de kendisini taşıyan dört doğa üzerinde yaratmıştır. Kalbin yapısı bunlara dayanır. Bu durum Günümüzde evin yani Kabe'nin dört duvara dayanmasına veya arşın dört taşıyıcının üzerinde durmasına benzer. Bir rivayette şöyle denilir. Arşı taşıyanlar anlamında onlar bugün dört, kıyamet günü ise sekiz kişidir yani melektir. Çünkü ahirette hem dünya hem de ahiretin hükmü bulunur. Bu nedenle arşın taşıyıcıları yarın sekiz kişi olacaktır. Böylelikle ahirette diğer dört kişinin de otoritesi ortaya çıkar. Aynı şekilde kalbi de ahirette sekiz şey taşır. Dördü zikrettiklerimiz diğer dördü ise görünmeyenlerdir. Bunlar bilgi, kudret, irade ve kelamdır. Bundan başka bir şey söz konusu değildir. Şöyle denilebilir. Günümüzde de mevcut olan bu dört şeyi niçin ahirete ait saydın ki? Şöyle cevap veririz. Sekiz taşıyıcı melek şimdi de vardır. Fakat Onların taşımadaki etkileri özellikle yarın yani kıyamette görünecektir. Aynı şey zikrettiğimiz nitelikler için de geçerlidir. Bu niteliklerin dünya hayatında sürekli iş, işlerlikleri olan bir hükümleri yoktur. Onların ahiretteki hükümleri ise mutlulara ait olacaktır. Bu evin doğası olan diğer dördün hükmü ise bedenlerinde hükümleri ortaya çıkar. Hükümleri demenin anlamı nedir denilirse şöyle yanıt veririz. Bilgi söz konusu olduğunda bilen bildiğini ancak ahirette görebilir. Kudretin hükmü ancak ahirette ortaya çıkar. Binaleyn mutlu ahirette bir şey yapmaktan aciz kalmayacağı gibi onun iradesi de eksik olmayacaktır. Mutlu bir şeyin bulunmasını istediğinde o şey hemen bulunur. Aynı şekilde sözü de işlevseldir. Bir şey ol dediğinde o şey olu verir. Öyleyse bilginin gerçek etkisi ahirette ortaya çıkacaktır. Dünya hayatında ise bu nitelikler genel anlamda bu özelliklere sahip değildir. Bunu bilmelisin. Öyleyse insanın kudreti gerçekte ahirette işlevseldir. Allah'ın evi mümin kulunun kalbidir. Ev onun isminin evidir. Arş ise Rahman'ın istiva ettiği yerdir. Hangi isimle dua ederseniz edin en güzel isimler ona aittir. Duanı ne çok sesli ne de bütünüyle içinden oku. Çünkü Allah gizliyi de açığı da bilir. Aynı zamanda Allah gizleneni ve daha da gizliyi de bilir. Daha gizli bu ikisinin arasında bir yol benimse ayetinde belirtilen durumdur. Çünkü sözü edilen yol sırdan daha gizlidir. Yani daha açıktır. Çünkü iki ucu arasında engel olup ikisini belirleyen, ikisini ayırt eden orta o iki şeyden daha gizlidir. Örnek olarak güneş ile gölge arasındaki ayrım çizgisini veya acı ve tatlı denizler arasındaki berzahı veya bir cisimde siyah ile beyaz arasındaki ayrıcıyı verebiliriz. Biliriz ki ortada bir ayrıcı vardır. Fakat göz algılayamaz. Ne olduğunu başka bir ifadeyle mahiyetini bilemezse de akıl onun varlığına tanıktır. Kalp ile arş arasındaki konum farkı Allah ismi ile Rahman ismi arasındaki farktır. Gerçi hangisiyle dua ederseniz edin en güzel isimler ona aittir. Fakat kimse Allah'a inkar etmezken Rahman'ı inkar edenler vardır. Bu bağlamda inkarcılar şöyle der. Rahman nedir ki? Herkes kendisini onayladığı için Allah isminin mertebesi olan uluhiyetin kapsamı daha geniştir. Çünkü uluhiyet hastalık ve afiyeti içirir. Bunlar ise alemde mevcuttur. Dolayısıyla kimse onları inkar edemez. Rahmanlığı ise sadece iman ile kendisine merhamet edilenler müşahede edebilir. İmandan mahrum kalanlar ise mahrum olduklarını hissetmek sizin kendisini inkar eder. Çünkü Rahmanlık, ve sırf iyilikten başka bir şey içermez. Öyleyse Allah, herkesin içinde bulunduğu hal gereği bilinirken, Rahman, hal gereği inkar edilir. Buna rağmen insanlara hangisini dua ederseniz edin, en güzel isimler ona aittir denilir. Belaya uğrayanlar, bela perdesinin ardından Allah'ın kendisini tanıtması nedeniyle peygamberi taklit ederek Rahman'ı tanır. Anlayınız. Kuşkusuz bir takım şeylere dikkatini çektim. Bunları takip edersen değerini Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği ilahi isimler sana açılır. Çünkü belirttiğimiz hususların çünkü belirttiğimiz hususların değerini zevk yoluyla bilen kimseler günümüzde azdır. Hac bu evin belirli bir zamanda sürekli ziyaret edilmesi anlamına geldiği gibi kalpte belirli bir halde ilahi isimlere ulaşmak ister. Çünkü her ismin kendisine özgü özel bir hali vardır. Söz konusu hal her ne vakit kuldan ortaya çıksa kendisine ait ilahi ismi aradığı gibi o isimde bu hali arar. Bu nedenle ilahi isimler kalp evine hac eder. Sürekli ziyaret eder. Bazen bu isimler kalbin hakkı sığdırması bakımından kendisini ziyaret eder. Bunun yanı sıra ilahi isimler isimlendirilenlerini arar ve onların isimlendirilenlerini ziyaret etmeleri kaçınılmazdır. Bu amaçla ilahi isimler Hakk'ın bildiği bir genişliğe sahip bu evi ziyaret ederler. İlahi isimlerin kalbe yönelmelerinin nedeni onun varlıklardan talep ettikleri hallere doğru yönelmiş olmasıdır. İlahi isimlerin hükümleri söz konusu varlığa işlediğinde bu kez isimlendirilenini aramak üzere göre, geri döner. Bu kez mümin kulun kalbini arar ve ona yönelir. İsimlerin yinelenen, isimlerin yinelenen bu yönelişleri ve ziyaret batın yorumda haç diye isimlendirilir. Her yıl insanların, cinlerin ve meleklerin farz ve nafile haç nedeniyle kabe ziyaretleri de yinelenir. Haç zamanının ve durumunun dışında bu yöneliş haç olarak değil, sadece ziyaret diye isimlendirilir ki bunun adı umredir. Umre ziyaret demektir. Bununla birlikte umrede ihram giymek, tavaf etmek, safa ile merve arasında koşmak, saçları kesmek veya kısaltmak, sonra da ihramdan çıkmak gibi uygulamalar bulunduğu için küçük haç diye isimlendirildi. Yine de umre haçtaki bütün uygulamaları içermediği için bütün uygulamaların yerine getirildiği büyük hacca kıyasla büyük kıyasla küçük haç diye isimlendirildi. Kren haccı yaparak İkisini birleştiren kişinin tek bir tavaf ve tek bir say yani koşma yapması yeterlidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kran haccı yaparken böyle yaparak şöyle buyurdu. Hac uygulamalarınızı benden öğrenin. Ahirette genel ziyaretteki durum da böyledir. Bu ziyaret dünya hayatındaki haç konumundadır. Umre haccı ise her insanı özgü ziyarete benzer. Kim ne kadar kalbini imar ederse Rabbini de o ölçüde ziyaret eder. Belirli bir zamanda yapılması gerekli olan genel ziyaret ise büyük haccın karşılığıdır. Özel ziyaret ise ki umre demektir, herhangi bir zamana özgü değildir. Öyleyse onun hükmü zaman bakımından büyük hactan daha etkindir. Büyük haccın hükmü ise uygulamaları yerine getirme bakımından umreden daha etkindir. Bu durum hac ile umre arasında üstünlük ilişkisini sağlamak içindir. Bu sayede üstünlük karşılaştırması yapılamayacak kemal Allah'a özgü kalır. Allah'ın dışındakiler ise böyle değildir. Hatta ilahi isimler ki üstün olanlardır onlar, üstünlük karşılaştırmasına konu olur. Biz bu hususu bu ve bunun dışındaki kitaplarda açıklamıştık. Aynı şey makamlar, haller ve bütün varlıklar için geçerlidir. Öyleyse özel ziyaret ki umre demektir, zaman bakımından özel bir tarzda belirsizdir. Allah izin verirse seçkin ve sıradan insanlara ait dince belirlenmiş konuyla ilgili zahiri fiilleri şekilci bilginlerin dilleriyle maslarla anlatacağım. Ayrıca bu hususlara ait batın yorumlarını anlaşılır kılacak şekilde özetle, imayla ve değinerek anlatacağım. Nitekim daha önce ibadetlerde de böyle davranmıştık. Allah doğruyu söyler, o doğru yola ulaştırır. Dileseydi hepinizi hidayete ulaştırırdı. Fakat Allah dilediğini yapar.